Let's make a photocopy. Yes. Evet, hazır mıyız acaba? Başlayabilir miyiz? Metin Bey, buyurun. TV Spor Metin Pekkan, yarınki mücadelede başarılar diliyorum. İlk karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaydetmiştin ve aslında zorlandığımız bir mücadele olmuştu. O ilk maçtaki zorlanmayı neye bağlıyorsun ve yarın nasıl bir rakip bekliyorsunuz? İlk maçta gerçekten zorlu bir mücadele oldu ama kazanmasını bildik. Aslında Ermenistan beklenenin aksine, tahmin edilenin aksine grupta gayet iyi performans sergileyen, güzel futbol oynayan bir takım ve grupta ikinciler. İlk maçta ben gol attım, bana nasip oldu. Ama önemli olan golden sonraki sevincimiz, birlikte sevindik, birlikte kazandık ve bunu sahaya yansıttık. Zorlu maçlardan galibiyetle ayrılabilmek, hele böyle önemli maçlarda, Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek olan maçlarda galibiyet alabilmek önemliydi. Biz de galibiyet aldık. Yarın da güzel bir futbol oynayarak taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz. Evet, Kerem Hilmi Bey, buyurun. Hilmi Sever Anadolu Ajansı. Kerem, öncelikleriniz için başarılar. Aranızda konuştuğunuz zaman oyuncu grubu olarak bu karşılaşmayı bir erken final olarak görüyor musunuz? Çünkü tam puanlar çok artık yakın ve farkı açma adına, Ermenistan'ı da saf dışı bırakma adına konuştuğunuz zaman böyle bir kırılma maçı olarak görüyor musunuz? Çünkü Ermenistan'ın daha sonra iki Hırvatistan maçı var. Bizim de ondan sonra içeride hem dışarı gideceğiz Hırvatistan, sonra Letonya'ya döneceğiz ama bu karşılaşma sanki grupta kırılma adına önemli bir maç olarak gözüküyor. Şöyle, aslında jenerasyon olarak hem istek hem de kalite olarak bence gruptan çıkmayı hak eden bir ekibiz. Çok kaliteli bir ekibiz. Çok iyi insanlardan, çok kaliteli insanlardan oluşan bir ekibiz. Kendi aramızda oturduğumuz zaman sürekli konuşuyoruz. Hayallerimiz tabii ki var. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyoruz. Ermenistan maçına gelecek olursak, onların tabii ki fikstürü daha zor. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Hiçbir maç kolay değil, hele böyle maçlar. Biz bu maçın bilincindeyiz, ne kadar zor olabileceğinin bilincindeyiz. Ama o kaliteye sahibiz, böyle maçlardan galibiyetle çıkabilecek kaliteye sahibiz. Yarınki maçta da inşallah gülen taraf biz olacağız. Taraftarımıza galibiyeti armağan edeceğiz. Ahmet Bey. Ahmet Selim Kulağı Spor. Kerem, milli takımımız Anadolu'nun farklı farklı şehirlerini geziyor. Birçok farklı şehirde oynadınız. Yarın da Eskişehir'de olacak. Kimi zaman aynı, kimi milli takımlar bütün maçlarını aynı statta oynuyor. Kimi milli takımlar bunu tercih ediyor. Size etkisi nasıl? Atmosferler nasıl oluyor? Önceki şehirlerde nasıldı? Yarınla ilgili beklentiler neler? Bahsedebilir misin bize? Eskişehir tam bir futbol şehri aslında. Geçmişte Süper Lig zamanlarında inanılmaz atmosferlere sahip oluyordu. Milli takımla geldiğimiz zamanlarda da, o zamanlar ben yoktum ama çok güzel, çok coşkulu bir maçlar geçiriliyordu. Taraftar futbolu seviyor. Ülkece zaten futbolu seviyoruz. Her gittiğimiz milli takım kamplarında olsun, maçlarda olsun, statlar fark etmeksizin, şehirler, iller fark etmeksizin coşku çok fazla oluyor. İstek çok fazla oluyor. Bu da bizi tabii ki memnun ediyor. Sahada daha fazla coşkulu oluyoruz. Son Galler maçı da bunun örneği. Sıkıntılı çektiğimiz zamanlarda taraftarımızın coşkusuyla, isteğiyle biz de o isteği sahaya yansıttık ve galibiyeti aldık. İçeride oynadığımız maçlarda gayet güzel geçtiğine inanıyoruz taraftarımızla birlikte. Yarın da çok güzel bir maç olacağına inanıyoruz. Eskişehir taraftarı da bizim yanımızda olacaktır. Fatih Bey. Fatih Doğan, TRT Spor Sabah Gazetesi. Öncelikle başarılar diliyorum Kerem. Sahaya 11 kişi çıkıyor. Hepiniz tek yüreksiniz. Bundan hiç kuşku yok ama sayısal olarak, alternatif olarak eksikler var. Özellikle hücum bölgesinde. Her ne kadar son maçta goller orta sahadan gelse de bu maçın taktik, teknik ya da sistem olarak ya da farklı konularda size etki edebileceğini düşünüyor musunuz? Bu eksikliğin, sayısal eksikliğin. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Daha demin de söylemiştim aslında. Milli takım havuzumuzun bence gayet geniş ve güzel, kaliteli bir havuza sahibiz. Buraya gelen oyuncuların tabii ki eksikler zaman zaman
sıkıntı yaratabiliyor. Ama burada olan futbolcular her zaman kendi kalitesini göstermiştir. Yapacaklarını, yapabileceklerini göstermiştir. O yüzden ben eksiklerin olduğunu kabul ediyorum. Bunların sıkıntı yaratabileceğini kabul ediyorum. Ama kıyas yapmaktan ziyade bence şans vermemiz gerektiğine inanıyorum. Destek olmamız gerektiğine inanıyorum. Yarın kim oynayacak hücum anlamında bilmiyorum. Bertu var, genç olarak Halil var, Barış var. Herhangi biri olabilir. Bence bunlar bir eksik değildir. Bence tam tersi büyük bir kalitedir. Çünkü buradalarsa bazı şeyleri başarmış demektir. Bence yarın destek olduğumuz zaman onların da iyi bir maç geçirebileceğine inanıyorum. Nezih Bey. Kerem, öncelikle başarılar diliyorum. Genç futbolcusun ancak tecrübeli de bir futbolcusun. Şu anda milli takımda az önce de sen değindin. Bertu gibi bir isim var. Yusuf Sarı yine milli formayla şans bulma ihtimali olan isimlerden biri. Sen onların şu anki durumunu nasıl değerlendirirsin? Takımdaki genel atmosfere katkıları nasıl? Buraya her ilk gelen kişi çok büyük heyecanla, ben de zamanında ilk geldiğimde çok büyük bir heyecanla gelmiştim. Tabii ki onların heyecanı bizlerden daha farklı. Çünkü o formayı daha taze giyecekleri için heyecanlılardır tabii ki. Ama biz burada kaliteli ve tecrübeli bir ekibiz tamamen. Birbirimize sahip çıkıyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Onlar da sahada şans buldukları takdirde iyi performans sergileyebileceklerine inanıyoruz. Biz de sahada olanlar olarak veya sahanın kenarında dışarıda olan bench'te olanlar hepimiz destek olmak zorundayız. Hatta taraftarımız da öyle. Çünkü destek olursak başarabileceğimize inanıyoruz. Yarınki maçta hepimiz için güzel geçer inşallah. Hünkar Bey. Hünkar Mutlu, TRT Spor. Kerem, başarılar yarın için. Geçen sezon şöyle bir veri vardı. Süper Lig'de ortalar hariç rakip ceza alanına en çok pas atan oyuncuydun. Bunu senin oyunun olgunlaşmasına bağlayabiliriz. Icardi'nin etkisi veya senin bunun için özel ne yaptığına dair merak ediyorum çalışmalarını. Ne söyleyebilirsin bununla ilgili? Burası milli takım. Milli takım üzerinden değerlendirme yapmak istiyorum ama sorduğunuz soruya baktığımız zaman Icardi ile oynamak tabii ki çok büyük bir artı, çok büyük bir ayrıcalık. Çok kaliteli bir futbolcu. Öyle futbolcularla, farklı tarzda oyuncularla oynadığınız zaman oyununuzu farklı bir boyuta geçirmek zorundasınız. Senden beklenilenin aksine daha farklı bir oyun oynamak zorundasınız. Onunla güzel bir uyum sergiledik. Milli takım tarafında farklı oyuncular, farklı tipte bir oyuncu tarzımız var. Ama dediğim gibi daha demin de bunu söylemiştim. Burada olan herkes o kaliteye sahiptir. O kaliteli ayağa sahiptir. O kaliteli zihniyete sahiptir. Yarınki maçta da oynayacak olan kimse o bilinçte o şekilde sahaya çıkacak. Kimin oynadığı önemli değil. Kazanmamız önemli. Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz önemli. Yarınki maçta bundan ibaret olacak. Kerem'e başka soru var mı acaba? Olmadığını görüyorum. Kerem, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Evet. Seni antrenmana uğurluyoruz.